Ve İsrail'in Hamas'ı bitirme planı sadece askeri bir plan değil tabii ki. Çünkü yani belki İsrailinki sadece askeri ama ABD'nin kafasında dizayn ettiği daha incelikli planlar var. Bu nedir? Mesela İsrail diyor ki Gazze'yi ben yöneteceğim. Amerika da diyor ki öyle şey olmaz. Çünkü bir meşruiyetin olmayacağını ve bunun ancak milyonlarca insanın katledilmesi pahasına olabilecek. Ki bunu da e, kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Bir plan olduğunun farkında. O yüzden buna olmaz diyor. E, peki olmaz, İsrail yönetmeyecek. Hamas yönetmeyecek. Kim yönetecek? O zaman diyorlar ki işte fetih getiririz. Bir şekilde modifiye ederiz. Hamas'ın yerine koyarız. E, teknokrat hükümet formülü biraz böyle ortaya çıktı. Daha sonra işte Hamas'la bir takım müzakereler oldu tabii ama son tahlilde Batının istediği Hamas değil. Batının istediği e, Mahmut Abbas ve Fethi. Bu e yok. Ben e, size itiraz gibi olmasın. Böyle. Biz e, birkaç hafta önce ben e, detaylarını anlatmıştım. Hamas masada var. E, ama bu kadrodan e, yok. Ya, e, o zaman Hamas masada yok oluyor. İşte ama var. Hamas'ın e, isim olarak önerdiği yani siyasi görüş olarak değil, hı hı. ama hani alanında e, isimleri Hamas'ın bir e, öneri olarak verdiğini <laughs> biliyorum. Hı. Bir de bildiğim başka bir mesele var. Hı. Sadece anlaşamadıkları mesele tüm Filistinli hareketlerin çünkü FKÖ tek meşru uluslararası anlamda çatı örgüt olduğu için herkesin kendini lave etmesi ama mevcut Filistin yönetiminin de e, işi bırakması, onların da siyasette yer almaması ve e, mesela akademisyen sizin gibi değerli bir hocanın oraya işte uluslararası ilişkilerde oturması, ötekinin işte hukukta oturması gibi bir isim listesi trafiği oldu. Tek anlaşmazlık noktasının şu olduğunu net bir şekilde biliyorum. Nispi temsil e, sistemi meselesine tam temsil istiyor e, Hamas. <laughs> Bu şartla. E, Bu istiyor. tabii çok O da Fetih hareketinin bakalım. Aslında Bilmiyorum. Aslında bir itiraz. Yani usulü bir temsil itiraz istiyoruz diye. diyor. Tam e, temsil. Şöyle Hamas e, <laughs> en başta yani, siyasi <laughs> olarak bir. E, pazarlığa oturabilir. Ama evet. siyasi bir pazarlık değilse ortada olan şey, yani siyaseten Hamas'ın meşruiyeti kabul edilmiyorsa e, işte şunu alalım, şunu verelim, şunu koyalım şeklinde bu Hamas tarafından son tarihinde kabul, kabul görmez. Yakın e, isimler. Benim e, aldığım bilgiler de kabul görmediği yönündeydi. E, ama bir şekilde Filistinliler olsun diyorlar. E, ve burada biraz modifiye edilmiş bir fetih Hamas'a tercih ediliyor açıkçası Hamas'ın zayıf bırakılması ya da isminin silinmesi elbette sadece Hamas tarafından değil diğer taraftan işte Lübnan İzbullah'ından tutun o direniş ekseninin diğer unsurları tarafından da kabul edilemeyecek bir şey işte biz Yahya Sinvar'dan falan bahsettik Sinvar'ın böyle bir plana olur demeyeceği aşikar Dolayısıyla bu noktada bir uyuşmazlık söz konusu ABD'nin talepleriyle e, İsrail zaten bambaşka bir noktada duruyor. Bu uyuşmazlığın aşılması için çeşitli girişimler, işte modifikasyon önerileri var. E, bunun başarılabilir başarılamayacağı hususunda tabii ki hani ben böyle bir açıkçası karma teknokrat biraz ondan olsun, biraz bundan olsun şeklinde bir yaklaşımın çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyim en başından itibaren. Ee, burada e, ABD'nin Hamas'ı bir meşru siyasal aktör olarak kabul etmemesi esas e, problem. Gereken, evet, yani Çünkü bu aşılmadığı takdirde evet. sorun çözülemeyecek. E, Hamas'ın meşru bir aktör olarak kabul edilmesi gerekiyor öncelikle. Eğer bu olmazsa Hamas bütün bu süreçlere taş koymaya devam edecek. Bir e, bunu nasıl engellersiniz? Hamas'ı yok etmeniz lazım. E bu da 10 seneden önce olabilecek bir şey değil. En az 10 sene. Bu da savaşın bu kadar sürebileceği. Ee, yani ben imkansız söylüyorum. bir şey. Yani Hamas realitesi kabul edilmediği müddetçe ABD tarafından alıyor. burada bir çözümsüzlüğe doğru yani bu gidiyoruz açıkçası. Suikast meselesinde geçen hafta söylediğim bir şey vardı. Yani stratejik bir yenilgi var İsrail'e bir zafer gerekiyor tırnak içerisinde. Bu arada Arorinin Ar 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 ölmesinden sonra öldürülmesinden sonra Hamas hani bitmeyecek. Yok işte bu işimiz ve daha da yarın. şiddetli bu listeden... yani bu, bu, i̇şte, bu hani... Gazze'deki aslında hani mesele şey dönüyor. Sivillerin yani o şiddetin, o soykırımın, o savaşın daha da şiddetin arttıracağını. Daha çok insanın hani günde 106, 110 insanın öldüğünden bahsederken bir anda Şimdi çok daha fazla can kaybını görür müyüz? E, tabii yani şimdi mesela her iki taraf biz Suikast dalgasını konuşurken muhtemelen bu saatlerde Nusayrat kampına saldırı başlattı İsrail ordusu. Ama medyada e, daha gölgeli yayınlanıyor İsrail medyasında. Nusayrat'ta var, Tulkarim'de var, El Halil'de var, Batı Şeria'da her gün baskın var. Günde 3 posta şey e, Filistinli tutuklu İsrail ordusu. Ama burada bu e, El Aruri dışında birkaç tane daha eğer Böyle bir hedefe ulaşabilirse İsrail muhtemelen e, size e, haftalar önce söylediğim e, Netanyahu'nun çıkıp işte biz e, amacımıza kısmen ulaştık artık dünyanın çeşitli yerlerinde takip edeceğiz deyip yalan, yalandan bir zafer ilizyonu yaratıp İsrail seçmenine e, Hı -hı. doğru Hı -hı. belki bu şekilde bir e, sadeleşme e, ya da şey gelir ama çünkü şöyle bir şey de var Amerika seç seçimleri ve kampanyaları başlıyor. Hı -hı. Yani e, hiçbir ABD başkanı ya da adayı bu meselelerle alınmak istemiyor çünkü oradaki meseleler güvenlik, göç, Meksika sınırı vesaire kimse İsrail'in e, şeyle uğraşmıyor yani. yani. Evet, birazdan artık önümüzdeki aydan itibaren kampanyalar başladığı zaman şubatta vesaire e, İsrail meselesi tamamen şey durumdan düşürülecek. Trump var, öteki adaylar var vesaire. Ama işte tam o zaman işte uluslararası kamuoyunun işte o zaman devreye girmesi gerekiyor. Çünkü İsrail sessiz sessiz Filistin topraklarını kemirmeye devam edecek ve e, işin daha e, acı tarafı şu an e, uydu haritasına baktığımız zaman Gazze'de %50-55 oranında enkaza dönmüş bir Gazze var. Yani Filistinsiz bir e, Filistin toprağı var. Evet. Herkes göç ettirilmiş. Bir de bakın yani bunlar detaylıyoruz yani, ama ölülerini görecekleri e, yer yok. Ama İsrail bakın öyle sinsi bir şey oluyor ki. Şimdi biz mesela bunu konuşurken bugün bir haber vardı. İsrail Kongo'yla e, Afrika ülkeleriyle görüşme yapıyor ve acaba Filistinlileri para versek alabilir misinizin e, açık yani görüşmelerini yapıyor. Bunu Kongolu bir yetkililer açıkladı yani. Kongolular açıklaması haberimiz olmayacak. Ama diyorlar ki bize geldiler. İsrailler ve dediler ki size para versek işte kamp vesaire için şu Filistinlileri alır mısınız? Bakın Filistin şey meselesinde bu Mısır sınırındaki o Filadelfiye, Selahattin e, ekseni dediğimiz meselede halen İsrail Mısır Mısır'a ittirmeye çalışıyor Filistinlileri şey refah üzerinden. Yani bu planlardan falan vazgeçmiş değil. Yani biz işte atıyorum şu teknokrat işte şu suikast vesaire konuşurken İsrail sinsi sinsi Filistin'i boşaltıp tampon bölgeler oluşturup en az 3 tane tampon bölge kuruyor sessiz sessiz İsrail. Muhtemelen o daha önce sizin de yayınladığınız haritalarda ee, insanların göç ettiği Selahattin yolunu hı hı. muhtemelen bir bariyer olarak duvar örmeye başlamış. Ee, dünkü haberler bunlar sağdan gelen. Yani kendi planlarını İsrail bu se uluslararası sessizlikte sinsi sinsi uyguluyor. O yüzden e, İsrail şunu e, yap şu yapılmamalı. Bu te uluslararası tepki e, işte orada İran'da saldırı oldu. Öteki tarafta bilinen ne oldu. Ama eğer bu uluslararası kamuoyunun Dikkatinden biraz düşürülürse ve bu tepkiler birazcık zayıflarsa İsrail'e karşı ya da İsrail'e olan tepkiler zayıflarsa bu e, maalesef e, iki ay sonra da e, işte Gazze yerle bir olmuş e, Filistin halkı yok. E, e nasıl olacak? Bu işleri konuşuyor olacağız. Yani bu cezasızlık hali e, 2024'te artık bir cezalandırma haline dönüşmeli. Yani bu.